Söyleyebilir miyim? Tabii. Şimdi Bahar Hanım güzel konuşuyor, topuklu ayakkabı giymiş, rahatsızlıktan bahsediyor kayınvalideleri. Salı günü kendi günü geçti. Gülay Hanım, benim kayınvalidem onun gelininin topuklu ayakkabısına hiçbir şey söylemediği halde benim elbiseme tişört mü giymiş sizin Ha gelininiz? evet. Yani böyle bir Çok çok kırıcı üzülmüşsün. bir şekilde böyle yani çok tavır çok kötüydü bence. Hiç yakıştıramadım kendisine. Gerçekten çok üzüldüm. Yani böyle işte tişört giymiş, elbise üstünü Hamile değiştirmedi mi zannetmiş acaba hatta falan. seni. Ya şöyle ben servis yapacağım için spor ayakkabı tercih ettim. Diyor ki benim gelinimden feyiz aldı bunu giymek istedi. Herkesin bir giyim tarzı vardır. Yani bu giyim programı değil ki, bu yemeklerin lezzetinin yarışıldığı bir program. Yani kim ne istiyorsa onu giymekte bence özgür. O nasıl topuklu ayakkabı giymek istiyorsa ben de spor tercih ettim. Bu kadar basit ama bir karşı tarafı kırıcı konuşmalar yapmak bence çok üzücü bir şey. Ve benim o kadar moralim bozuldu ki ben salatamı unuttum. Ana yemekte. Elbisene güzel değil dediği için mi? Evet, Salatanı gerçekten çok unuttum. Demoralize oldum yani. Hadi Orada ya. gerçekten çok Niye o üzüldüm kadar ve etkilendin salatamı ki? unuttum yani. Çünkü hiç başıma daha önce böyle bir şey gelmemişti. Hiç kimse kıyafetimle yargılamamıştı. Bahar, Yani ben çok ana değişik yemeğin geldi dedi. bana. Ana yemeğiyle beraber salatasını servis ettin. Evet. Unuttu. Annen söyleyince getirdi bittikten Aynen. Yani sonra. iki tabağı götürürken 5-10 dakikalık bir unutmaz zamanım oldu. Evet. Ben de dedim ki diğer hızlı servislerime sayın dedim. Onun için benden bir puan Ha kırdı. evet, öyle bir Gülay Hanım tartışmamız da oldu. Ne diyeceksin söyledi. Bahar buna? Yani ben de o gün çok kırıldım, üzüldüm. Yani Hayır, ama salatasını unutmasının salatasını unutmuş. sebebi Evet, olarak ben de bunu aslında sunuyor büyük ya. bir hata görüyorum aslında ama şu an yani fazla konuşmak istemiyorum açıkçası. Annem için de hani yani genç bir kız sonuçta yani öyle konuşması hata olmuş. Öyle mi? Yani ben onun adına özür dilerim senden. Aa, kusura bakma. Bravo Allah Bahar. Gülay Hanım, gelininiz sizin adınıza özür diledi. Yani hata yaptığınızı düşünüyor. Ne diyeceksiniz? Benim gelinim de çok kırıldı. Ama ben o sinirimle geldim. Salı günü ama ben kayınvalidemin hiçbir gelini kıracağını, hiçbir şey söylediğini şey ben yaptım. Düşünmüyorum. Yani aslında gelinimize olan bir şey değil. Ben dünkü evet. bana yapılanlardan dolayı evet. bir hırslanma olmuş olabilir. Yani ona denk gelmiş. Kusura bakmasın. Ondan dolu geldim. Kusura bakma. Bravo, özür dileniyor. Ne kadar güzel. Yani mutlu yoksa olur. Gerçekten biz böyle insanlar değiliz. Yani böyle bir konuşabilecek, böyle bir hani evet. kin duyacak ya da böyle nefret duyacak böyle bir insanlar asla değiliz. Yani evet. o anki heyecan ve o anki gelişen olaylardan Peki, dolayı Rabia da tamamen. Konuşmak yani istiyor. Yani şöyle bir şey, senin günündeki üzüntüsünden dolayı ikinci gün ondan çıkarmış olabilir ama dün de bana aynı şeyi yaptı. Bana 3 puan verdi. Benim servisim ben bir saniye bile geciktirmedim. Aynı zamanda eksik menüm yoktu. Hadi hiçbir şeyi beğenmedi ama çorbayı beğenmişti. Ona bile puan vermedi. En düşük puanı verdi yani. Ben şimdi konuşayım. Şimdi benim masamda kayınvalideniz. Yani neyi beğenmediğini söylesin, bana niye 4 verdiğini söylesin. Ben ve akşam sonra 4'ten sonra pişman oldum dedi bana. Daha yüksek verecektim dedi. Hayır. Öyle mi? Evet dedi. Dedi. Hayır. Dedi. Hayır. Nerede dedi? Yani ben kulaklarımla duydum. Nerede dedi? Dedi masada dedi. Masada ben... dedi. Biz niye evet, duymadık yani ama hep herkes ben görecektir bunu. Hayır, ben hiçbir şekilde ben o şekilde kullanmadım. Ben açıkçası çok yani kayınvalidemin de adil olduğunu düşünüyorum. Rabia Hanım kayınvalidesinin de çok insancıl puanlar kullandığını düşünüyorum. Hiçbir şekilde hakkaniyetli olduğuna inanıyorum. Kendisini de tebrik ediyorum, çok teşekkür ediyorum ona. Hı hı. Herkes bir verirken, üç verirken Perşembe günü çalışan kayınvalidemizin gelini işte bana da 5 verdi. Ben de biri hak eden bir gelin değildim yani. Sonuçta burada 2,5 saat mutfakta koştum. Bir eksik de olsa ben bugüne kadar kimseye vermedim. Bir verilmez size. Yani. Verilmemesi lazım. Verilmemesi Peki mükemmel lazım. Bir sofraya 3 verilir mi? Onu verilmez. Da verilmemesi lazım. Verilmez yani. Ama senin de bir açığın vardı. Senin de bir eksiğin vardı. Hayır, benim kayınvaliden. Senin kayınvaliden dedi ki bana, benim gelinin daha güzel yapmış kaytaz böreğini dedi, yedi. Hale diyene bir verdi. Çorbam da sıcak geldi diye beğendi. Tatlımı da beğendi ama biraz dedi şekeri az olmuş dedi. Efendim Gülay Hanım? Ona gitti biri verdi. Vicdanı rahatsa. Sizin kaytaz böreği güzel mi olmuş dedim ben. Siz benim gelinden daha bir tık daha güzel evet. olmuş, yumuşak olmuş dediniz. Ama, yani. İsterseniz siz de koyabilirdiniz. Yani burada size illa... de böyle hayır. kabarır yani. Tam hayır. öyle kabarmaz süt o. Süt de koysa illa... güzel olmamıştı. Evet, şimdi koyun diye bir kaytaz şey böreğinden laf açılmışken en iyi kaytaz böreğini seçmenin vakti geldi. Şimdi sevgili kayınvalideler, kendi gelininiz dışında bir isim söyleyeceksiniz bana. Sizce haftanın en iyi kaytaz böreğini kimden yediniz Meryem Hanım? Bugün Elif gelinden yedi. Elif gelinden diyor. Elif Hanım hangi gelini söylüyor? Elif gelinden. Elif Hanım da Elif Hanım diyor. Gülay Hanım? Ben de Elif diyorum. 3'te 3. Huriye Hanım? Elif gelin. Ve Sabahat Hanım?
Ben kendi gelinimi söyleyemediğim için Gözde diyorum. Gözde diyorsun. Ben de söyleyeyim. Bence de haftanın en iyi kaytaz böreği Elif'inkiydi. Elif'e bir alkış. Ufak bir hediyemiz olacak sana. Tebrikler. Ama tabii ki haftanın en önemli ve beklenen anı şu 15.000 TL'yi birazdan kime takdim edeceğimiz. Bakalım hangi gelinimiz bu hafta şampiyon olarak evimizden ayrılacak. Ama ondan evvel maalesef en düşük puanı alarak haftayı 5. olarak kapatacak gelinimizi söylüyorum. Elif sen oluyorsun, tahmin etmişsindir. Son zamanlarda gördüğüm en düşük puan 11 puan totalde. 7 puan kayınvalideler vermiş, ben de 4 puan vermişim. 3 yemeğin eksikti. Keşke, işte kendin de biliyorsun hatalarını, el yıkamayla ya da kağıtlara fazla bakmayla vakit kaybetmeseydin. İnan ki sonuç böyle olmazdı çünkü yemeklerin lezzetliydi. Yani var olan yemeklerin güzeldi ama 3 eksik maalesef seni bu noktaya getirdi. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Ve geldik dördüncümüze. 15.000 TL'ye veda eden bir diğer isim. Gül, sensin. Sen de kayınvalidelerden 12, benden 5 puan almışsın. Maalesef senin de eksik yemeğin vardı. 17 puanla yarışmaya veda ediyorsun. Eline emeğine sağlık. Sen hepimizden çok iyi biliyorsun ki aslında Türkmenistan ya da Özbekistan'da yapılan pilavlar etsiz asla ve asla olmaz. Onlar birer ana yemektir. Keşke salatanı tavuklu seçeceğini, o gün de söylediğim gibi, veyahut elbasan tava seçeceğini, sadece ve sadece kendi pilavını etiyle, hakkıyla yapsaydın, emin ol çok daha iyi bir başarı elde ederdin. Geriye 3 gelinimiz kaldı. Heyecanla bana bakıyorlar. Bahar, Gözde ve Rabia. Üçü de güzel puanlar aldılar ama bir tanesi şu 15.000 TL'yi alacak, hayallerine kavuşacak ve buradan en önemlisi başarmış olarak gidecek. Acaba hangisi, ama ondan evvel maalesef haftanın üçüncüsünü size söyleyeceğim. Bahar sen oluyorsun. Bahar'cığım sen de kayınvalidelerden 18, benden 6 puan almışsın. Sen de 24 puanla tamamladın. Senin de eline emeğine sağlık. Geriye 2 finalist kalıyor. Bir tanesi Rabia, bir tanesi Gözde. İkisi de güzel puanlar aldılar. Ama tabii ki benim puanım da var. Bakalım sonuç nasıl olmuş. Bu haftanın şampiyonu, 15.000 TL'nin sahibi Gözde oluyor. Elif Hanım'ın gelini, ikinci gün yarışmacımız. Sizi böyle alıyorum. Tebrik ediyorum. Buyursunlar. İki yanıma alayım sizi sosyal mesafeyi gözeterek. Siz de böyle gelin Elif Hanım. Evet, en yakın rakibim bak kaç puan almış sevgili Gözde. Kayınvalidelerden 20, benden 6 puan almışsın. 26 puanla tamamladın. Eline emeğine sağlık. Sen ise kayınvalidelerden 24, benden haftanın en yüksek puanı 7 puan almışsın. 31 puanla. Tebrik ediyorum. Güle güle harca. Sizi de tebrik ederim Elif Hanım. Bütün gelinlerimizin eline, emeğine sağlık. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum veda etmeden evvel. Sevgili Sebahat Hanım bir hastalıkla mücadele ediyor. Bu mücadelesinde Allah'tan kendisine güç, sabır ve şifa diliyoruz. En kısa sürede inşallah güzel haberlerinizi alalım. Acil şifalar diliyorum. Lütfen kendinize çok iyi bakınız. Sen de kayınvalidene iyi bak. Biliyorum ki bakıyorsun. İnşallah bizi de haberdar edin gelişmelerden diyorum. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili izleyenler. Hafta sonu evinizde kalın, sağlıkla, keyifle kalın. Pazartesi tekrar Fox ekranlarında buluşalım. Bütün gelinlerimizi de alkışlayalım lütfen. Hepinize teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.